Kimi bu döneme uyuyor, kimi çağı yakalayamıyor, geride kalıyor ama bunların üstünde bir isim var ki dört kuşağı birden elinde tutuyor. Ne A kuşak ne Z kuşak, hepsi onun elinde. Ajda Pekkan'dan bahsediyoruz ve Ajda Pekkan bu kadar yoğun ilgi sonrasında önemli bir teklif aldı. 10 milyon TL'ye imza attı. Ajda Pekkan belgeseli geliyor. Ajda Pekkan'ın hayatı belgesel oluyor. Süperstar hayatının hangi dönemini unutmak istiyor? Mutlu anlar değildi hep. Biz kendimizi kandırıyorduk Pollyanna gibi. Şarkıları, filmleri, konserleri, zamana meydan okuması, zarafeti ve daha birçok özelliğiyle Ajda Pekkan, Türkiye'nin en önemli ikonlarından biri. Aynen öyle, aynen öyle. Herkes sahnedeki Ajda Pekkan'ı tanıyor, biliyor ve yakından takip ediyor. Ama süperstarların duvarlarını aşıp kamera ışıkları kapandıktan sonra yaşamına tanıklık eden çok az insan var. Şimdi bir dijital platform Ajda Pekkan'ın hayatının bilinmeyenlerini ekrana taşıyacak. Bir günah gibi gizledim seni. 1946 yılında dünyaya gelen Ajda Pekkan henüz 19 yaşındayken geçti kamera karşısına. Yaş günü partim çok önemli benim için. Sosyetenin en ileri gelenlerinin davetli oluşu bakımından yakın ilginizi bilhassa rica ediyorum. Önce oyunculuğuyla sonra sesiyle hayran bıraktı herkes kendine. Aşkım sen, affedilsin hatırma. Sen de kal seni sonunda. Herkesten her zaman bir adım öndeydi. Avrupa'ya ilk o açıldı. Kendi adına sahnede moda devrimini ilk o yaptı. Estetik operasyonlarının son trendlerini hep o yakaladı. Eurovizyon'da istediği sonucu alamasa bile tarihe adını o yazdırdı. ...26 başbakan, 15 cumhurbaşkanı, onlarca hükümet gördü Ajda Pekkan. Dünyanın yörüngesi bir derece değişti, kıtalar arasındaki mesafeler azaldı, iklimler bile yer değiştirdi. Kısacası insanlık kendini yeniledi, değişmeyen tek şey Ajda Pekkan'dı. O zamanla meydan okurcasına hep genç kaldı. Peki neydi sırrı? Birazcık uzadı mı güzellik, hemen estetiğe bağlıyorlar biliyorsunuz. Ajda Pekkan bu belgeselle sadece sahnesini ve evini değil, iç dünyasını da ilk kez seyirciye açacak. Başarıları kadar pişmanlıklarını da ilk kez paylaşacak. İzleyici evdeki Ajda'yı tanıyacak. Bir şey söyleyeceğim. 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın belgeseli de öyle tek bölüme falan sığmaz. Tabii. 2-3 sezonluk bir belgesel geldi. Vallahi Allah gecinden versin de Ajda ölünce de bir tabuta sığmaz zaten. Allah gecinden versin. Allah gecinden versin. Evet, uzun uzun söyledik yaşasın. Onu. Her taraf eklenti olduğu için dağılacak. Yani bir kolu bir tabuta, bacak bir tabuta. Bak, ama çok iyi gözükmüyor mu? Çok iyi gözükmüyor. Ya tabii bak. Şahane görünüyor. Bunu söylüyorum ama bu direnişine de saygı duyuyorum evet, yani. Evet, kesinlikle. Benimkisi hep estetik olduğumu söyleyip söyleyip duruyorlar. Evet estetiklerim var ama esas olarak genetik diyor. Genetik bir şeyi var, şansı şimdi var. A'dan Z'ye hepimiz onun şarkılarıyla büyüdük. Semiramis'i görmek lazım. Semiramis de çok iyi gözüküyor. O zaman doğru, çok genetik iyi gözüküyor. De var. Rahmetli anneleri de ölünceye kadar o da çok iyiydi. Gerçekten var bir şey ve Ajda Pekkan'a sık sık şu soruluyordu. Ya bir iksir mi içiyorsunuz, ne içiyorsunuz, ne tüketiyorsunuz? Birkaç yıl önce biz de programda bayağı dilimize doladık. Şeyde Tayland'ın Viking adasından özel okyanus suyu ve yosunlardan yapılmış bir iksir getirdiği, şişesinin 25 bin dolar olduğu ve senede iki kez onu tükettiği iddia edilmişti. Ajda Pekkan da bunu yalanlamadı ama yani hani o da biraz bence abartılmış olabilir. Belgeselde bunlara olmaz. Girmeli. Değil tabii mi? Kesinlikle. Bu konular üzerine ne konuşmalı. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Biz yani, onu söyle. Estetik. Abi bunu öğrensen ne olacak? Kaç kişi 25 bin dolar verecek şişesini evet getirdi? Tabii. Evet, tabii ki. Asgari ücret 25 bin dolar olunca olabilir. Hepimiz Ajda olabiliriz. Tabii. Peki profesyonel bir ismin bu konudaki şeyine geçelim. Tartışmalara neden olmuştu. Özge Özpirinççi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Yakamoz bir dijital platformda Yakamoz adlı yapımda rol aldı. Fakat yapımı hiçbir şekilde sosyal medyada paylaşmadı. Galaya da gitmedi. Kanalla ve yapım şirketiyle sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. İlk kez konuştu ve diyor ki küçük bir bebeğim vardı. 2 saatte bir emzirmek zorundaydım. Nasıl gideyim diyor. İzleyelim. Mesaj var. Güneş doğduğu an herkesi öldürüyor. Ne?
Özge Özpirinççi ve Kıvanç Tatlıtuğ, Yakamoz S245 isimli dizide başrolleri paylaştı. Ancak Özpirinççi, ailece de görüştüğü Kıvanç Tatlıtuğ'la dizinin kutlama yemeğine katılmadı. Özpirinççi ilk kez konuştu. Evet, yemeğine katılmadığınızda da haberler çıktı. Vaktiniz yok, soralım abi, dedik ama. Nasıl katılayım? 3 saatte bir, 2 saatte bir emziriyorum. Davacı olduğu söylendi yapımcının ama. Yapımcı gerekli açıklamayı yaptı, okumadı mı? Sizin ağzınızdan dinleyelim. Peki. Özge Özpirinççi, Sinem Kobal'ın doğum yaptığını da ikinci sayfadan öğrenince havalara uçtu. Sinem Hanım bir doğum yaptı bugün. Anne oldu. Sizde bir pay... Sinem doğum yaptı. Evet. Şaka yapıyorsunuz. Evet. Sizde dün bir paylaşım yapmıştınız. Evet. Düğünü kutladınız. Evet, dün evlilik yıl dönümüydü galiba. Dün aşkım. Bu Sinem Hanım çok teşekkür ederim. Çok kısa süre önce anne oldu. Yani ben açıkçası kendi adıma söyleyeyim. Tam olarak ne söyledi? İkna edici bir açıklama yani gibi geldi bana. Yani dalaya gitmemesi önemli bir yapım. Hiçbir şekilde sosyal medyada paylaşmaması ki diğer yapımları paylaşıyor başrol oynadı. Ufak bebeğim var. İki saatte bir emziriyorum. Evet, nasıl gideyim diyor. Emziriyorum. Ya onda haklı olabilir ama tabii öbür taraftan da işiyle ilgili üstüne düşen görevleri var. De yapması gerekir. Yani git bir saat katıl gel. Yani görün orada. İnsanın gitmeye gönlü olsun. Evet tabii. Her türlü engeli gitmeye aşar bir şekilde gider. Gönlü olan yere gidebilir. Giderler. Hadi gitmedin. Peki tek bir paylaşım bile yapma. Evet. Yapmama evet. Sosyal medyadan. Önemli bir yapı. Başka şeylerle ilgili paylaşımlar yapıyor. Evet. Kendi dizisiyle ilgili tek bir paylaşım bile yapmadı. Belki de lohusalığın, reklamını bile yapmak lohusalığın verdiği bazı değişik psikolojilerle hareket ediyor olabilir. Son derece profesyonel isimler. Bu işleri nasıl dikkat çektiğini. Çünkü bir önce başka bir dijital platformdaki işi bir 12-11 kere falan paylaşmış Özge Özpirinççi. Ya işte, burayı paylaşmıyor. Ben hani az önce söylediğimi tekrar edeyim. Bu lohusalığın verdiği değişken psikolojiyle hareket etmiş hormonel olabilir. Hormonel diyorsun o şey. Ama yani öyle olmuyor mu işte? Hamilelik sonrası, hamilelik döneminde de sette olay çıkardığı iddiası var. Yapımcıyla davalık olduğu iddiası iddia var. İddia olur. Evet, iddialar çok. Yani herkes çok. Şimdi bu tür durumlarda herkes bir yorum yapıyor. Sanki öyle olmuş gibi söylüyor. Hmm. Aslını bilmeden de bir şey söylemek evet. Biraz evet. Haksızlık olur yani. Peki biraz da para pul konuşalım mı? Çenemiz yor olsun mu? Para konuşalım. Mı? Para mı isteyeceksiniz? Borç isteyecek var mı? 150 lira isteyecek. Elleri cebe gitti.